Sosyal Medya Kulübü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün müdürümüzle bir röportaj yapacağız. Merhaba, öncelikle söyleşi fikrimize sıcak baktığınız ve bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Böyle güzel bir röportajı birlikte imza atacak olmanın heyecanını ben de yaşıyorum. Teşekkürler. Okulumuzda açılacak Harry Potter Kulübü ile ilgili ilk önce sizinle biz konuşmak istedik. Seriyi olan hayranınızı biliyoruz ve bununla ilgili size birkaç soru yöneltmek istiyoruz. Zevkle. Öncelikle okulumuzda Muggle Quidditch takımı kurma fikriniz nereden aklınıza geldi? Ben Harry Potter fanıyım ve oradaki Quidditch oyununu da çok seviyordum. Ne zaman ki Quidditch Boğaziçi Üniversitesi'nde Muggle Quidditch takımı kuruldu ve ben onun haberini aldım. O zaman çok mutlu olmuştum. Çünkü ben de Boğaziçi'liyim ve benim üniversitemde böyle bir takımın hayranı olduğum bir serinin ünlü oyununun oynanması benim için çok gurur vericiydi. Buraya okul müdürü olarak geldiğimde ilk düşündüğüm neden olmasın? Neden biz Ümraniye Bahçeşehir Koleji olarak da Muggle Quidditch takımı kurmayalımdı? Dolayısıyla Boğaziçi'nin kaptanıyla konuştuk. Bizim hamimiz olur musunuz dedik. Onlar Bon Center onların takımının adı. Biz de Bon Center Junior oluruz. Belki Bon Center Kids oluruz hayaliyle yola çıktık. Daha sonra da bu fikri büyüttük, geliştirdik. Projemizi detaylandırdık. Ve bugün çok yaklaştık sona ve yakında inşallah Muggle Quidditch takımımız kurulacak. Ve Türkiye'nin sanırım ilkokul ve ortaokuldaki ilk takımı olacak. Henüz 9 üniversitede olan bu takımın bizim için ne gibi katkıları olacağını düşünüyorsunuz? Dediğim gibi haklısın. Türkiye'de henüz sadece 9 üniversitenin Muggle Quidditch takımı var. Ve ilk defa da ilkokul ve ortaokulda Bahçeşehir Ümraniye'nin Muggle Quidditch takımı olacak. Bir kere Muggle Quidditch ile birlikte yaratıcılığı ödüllendiriyoruz. Sihirli bir oyunu sihir kullanmadan oynuyoruz. Ve ben gerçekten bundan daha güçlü bir sihir olmadığını düşünüyorum. Ve olabilecek en güzel kültürel alışverişi, en sıra dışı kültürel alışverişi mümkün kılıyoruz. O da sihirli bir dünyada yaratılmış bir oyunu gerçekten sihirli olmayan bir evrene transfer edebiliyoruz. Her şeyden önce çok ama çok eğlenceli ve yaramaz bir oyun. En çok da yaramazlığını seviyorum. Dolayısıyla ben bunun hem eğlenceli olacağını düşünüyorum, hem kültürler arası bir disiplinle inşa edileceğini düşünüyorum. Farklı farklı zümrelerin, görsel sanatın, tarihin, rehberliğin, işin içine İngilizcenin, çünkü bu takımın resmi ve gayri resmi dili de İngilizce olacak. Farklı disiplinleri bir araya getirerek harika bir oyun ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum. Aynı zamanda bonus olarak da bu oyunun en önemli kurallarından biri de sahada kimlik, cinsiyete bakmaksızın, cinsel kimliklere bakmaksızın kadın erkek, kız erkek oyuncuların sahada birlikte centilmenlik ilkesiyle yarışacak olması. Bence bu da cinsel kimliklerimize bakmaksızın birbirimize saygı duymayı ve değer vermeyi öğretecek bir oyun. Yaramazlı, eğlencesi ve tabii ki sporculuğu, atikliği, stratejisiyle bir pek çok bonusunun olacağını da düşünüyorum. Seriye hayranlığınız kitaplardan mı yoksa filmlerden mi? Bu seriye hayranlığım nereden? Şimdi hatırlamaya çalışayım. Bu serinin ilk filmiyle birlikte, ben kitabını okumadan önce ilk filmini izlemiştim. Ve sanırım ben o zaman liseyi yeni bitirmiş bir üniversite öğrencisiydim. Yani üniversite ilk, hani birinci yıllarına tekabül ediyor. Filmi izledim, sonra kitabını aldım. Sonra her çıkan kitabını çıktığı gün aldım. Gece 12'de kuyruğa girip kitabı beklediğimi hatırlıyorum. Dolayısıyla ilk filmiyle tanıştım. Felsefe Taşı ile tanışmıştım Harry Potter dünyasıyla. Ama daha sonra kitaplarıyla daha çok tanıdım ve kitaplarını daha çok sevdim. Ve her eğitimcinin okuması gereken bir kitap olduğuna inanıyorum. Ve oradaki Dumbledore'u biliyor musun, Dumbledore karakterini?
gerçekten onun gibi bir okul müdürü olmayı hayal ettim hep. Hatta serisinde bir karakter olsa neden sen bir karakter olurdun? Dur bir düşüneyim. Harry Potter serisinde bir karakter olsaydım hangi karakter olurdum? Sanırım Hermione Granger olurdum. Neden Hermione Granger olurdum diye düşünüyorum. Biliyor musun peki Hermione Granger? Tanıyor musun? Biliyorum. Evet, çok çalışkan, çok başarılı. Ben de hep çok çalışkan olmuşumdur. Yani hep okulun herhalde birincisi oldum bütün eğitim hayatım boyunca. Ama aynı zamanda yaramaz. Ve içimde de hep bir yaramazlık kalmıştır. Hermione sanırım benim o duygumu çok tatmin ediyor. Hem yaramaz hem başarılı. Bence bomba bir karışım. Eğer Harry Potter'ın dünyasında yaşasaydınız, Hogwarts'a mı yoksa diğer büyücüler okuluna mı giderdiniz? Güzel soru. Bir düşüneyim. Şimdi Harry Potter dünyasında aslında 3 tane büyücü okulu tanıdık. Hogwarts, Londra'da, İngiltere'de. Bir de Durmstrang vardı, o Rusya'daydı sanırım. 3 büyücü turnuvasından hatırladığım kadarıyla bir de bu kızların olduğu bir okul vardı. Beauxbatons, o da Fransa'daydı. Ama daha sonra Fantastik Canavarlar Nerede Bulunurlar filmiyle birlikte başka büyücülük okulları olduğunu da öğrendik ve sanırım Rowling'in söylediğine göre 11 tane büyücü okulu var. Japonya'da, Brezilya'da, Afrika'da. Ben hangisinde olmak isterdim? Çok objektif olamayacağım. Ben tabii ki Hogwarts'ta ve Hogwarts trenine binerek 9-3 çeyrek peronundan Hogwarts'a yolculuk etmek isterdim ve beni orada Hagrid karşılasın isterdim. Ruby is Hagrid. Tabii ki Hogwarts. Söylemekten en çok hoşlandığınız büyü hangisi? Söylemekten en çok hoşlandığım büyü hangisi? Keşke asa olsaydı. Lingardium Leviosa. Ama Leviosa değil. Leviosa. Sanırım bu. Hermione Granger'ın diğer Ron'a, sınıftaki bütün diğer arkadaşlarına Harry Potter'a öğrettiği ve çok güzel yapabildiği bir büyüdür. Ama sanırım bunun söylemesi hoşuma gidiyor. Ama yapmak isteseydim bir patronus büyüsü yapmak isterdim ve expecto patronum diyerek bir geyik şeklinde bir patronus oluşturmak isterdim sanırım. Siz olsaydınız, serideki ne gibi şeyler değiştirmek isterdiniz? Çok kazık bir soru. Serinin yazarı ben olsaydım, J.K. Rowling yerinde olsaydım, keşke olsaydım, keşke o kadar güzel bir hayal dünyam olsaydı, keşke onun kadar yaratıcı olsaydım. Serinin neresini değiştirmek isterdim? Daha biraz zorlama olacak çünkü seriye bayılıyorum, A'dan Z'ye her detayıyla bayılıyorum. Çok değiştirecek bir şey bulamayacağım muhakkak. Fakat Sirius Black ve Dumbledore'un ölmemesini sağlayabilirim. Bir de tabii ki Elgin'i, Dobby'nin ölmesini hiç istemezdim. Hatta Dumbledore ve Sirius Black'ten çok Dobby'yi kurtarırdım sanırım. Dobby'nin ölmesine izin vermezdim. Peki, karakter atılacak olsaydı hangi karakteri atardınız? Seriden bir karakter atılacak olsa hangi karakteri atardım? Seriden atılması gereken hiçbir karakter düşünmüyorum. Ama bu soru eğer sevmediğim bir karakter olarak yorumlayacak olursam Dolores Umbridge. Asla ve asla Hogwarts gibi bir okulun görmemesi gereken bir öğretmen. Asla ve asla Hogwarts'a yakışmayacak bir öğretmen. Ve tabii ki Dumbledore'un müdür olduğu bir okulda Dolores Umbridge gibi öğretmenlere yer yok diyorum. Seride olması güzel ama sadece sanırım en sevmediğim karakter oydu. Gönderecek olsam onu gönderirdim. En çok etkilendiğiniz karakter hangisi ve neden? Seride en çok etkilendiğim karakter Elgin'i Dobby. Elgin'i Dobby'yi çok seviyorum çünkü her şeyden önce çok sevimli, çok iyi kalpli, çok eğlenceli, çok fedakar ve çok yürekli, çok cesur.
Sizi en çok etkileyen ve aklınıza kalan resmi bizimle paylaşabilir misiniz? Elbette. Albus Dumbledore'un bir repliği bu aslında. Ve Harry Potter, ben gerçekten Gryffindor değil miyim diye endişelendiği zaman Albus Dumbledore'a gelip şu soruyu sormuştu. Seçmen şapkanın beni doğru house'a yerleştirdiğine emin misiniz demişti. Tabii ki Albus Dumbledore hemen anlamıştı Harry'nin tedirginliğini ve bu soruyu neden sorduğunu. O zaman ona şöyle bir cevap vermişti. Harry, önemli olan yeteneklerin değil, tercihlerindir demişti. Ve ben onu o sözü başucuma astım. Çünkü benim için çok değerli bir söz. Tam bir eğitimcinin söyleyebileceği, zikredebileceği bir söz. Ve tam Albus Dumbledore'a, Hogwarts'ın gerçek müdürüne yakışan bir söz. Kim olduğumuzu yeteneklerimiz değil, gerçek tercihlerimiz belirler. Sizce kitapta ya da filmde fark ettiğiniz bir mantık hatası var mı? Aslına bakarsam, şimdi dürüst olayım, benim hiç fark edebildiğim bir mantık hatası yoktu. Hatta bence eşsiz, ki ben takıntılıyımdır, her filmde, her kitapta bir mantık hatası bulmaya çalışıyorum. Bu seride hiç bir mantık hatası bulamamıştım. Ta ki oğlum Işık bana şu soruyu sorana kadar. O zaman şey demişti, Harry Potter'ın annesi ve babası biliyorsun vefat etmişti. Ve onu çok özlüyordu ve göremiyordu, tanımamıştı onları. Ama Harry Potter Hogwarts'a geldiğinde şunu fark etmişti. Hogwarts'ta çeşitli hayaletler var ve konuşuyorlar, öğrencilerle diyalog halindeler ve onların karakterleri var ve çocuklar onlarla iletişim kurabiliyor. O zaman bana Işık şöyle sormuştu oğlum. Anne, Harry, anne ve babasını çok özlüyor ve belli ki Hogwarts'ta ölmüş insanlarla iletişim kurulabiliyor. Peki neden Harry'nin annesi ve babası da Hogwarts'a gelip Harry ile iletişim kuramıyor demişti. Ve o zaman ben doğru dedim. Neden hani diğer Hogwarts'ta diğer hayaletler gelip öğrencilerle iletişim kurabiliyorken Harry'nin bu zor zamanlarında çok ihtiyacı olduğu bu durumda neden Lily Potter ve James Potter gelip de oğullarıyla iletişim kurmadı, hiç kuramıyor diye. O zaman fark etmiştim. Bu mantık hatası sayılır mı bilmiyorum ama cevap veremediğim bir soruydu. Oğlumun sorup da benim cevap veremediğim sorulardan biridir Harry Potter'la ilgili. Merzeme taşındaki kirli kulak aromalı şekerlemelerden dener miydiniz? Dener miydim? Denedim ki. Bean Buzzard diye bir şey var, şarkı felek şeklinde çeviriyorsun ve farklı aromalı şekerler var. Çorap kokulu şeker, kusun kokulu, kulak kiri aromalı şekerler var. Ve ne denk gelirse o şarkı felekte çevirdiği zaman ne denk gelirse onu ağzına atmak zorundasın. Ve sanırım kulak kiri aromalıyı denedim. Çok iğrençti, hiç tavsiye etmiyorum. Ama benim Harry Potter fanı iki çocuğum var. O yüzden denememiş olduğum hiçbir şey yok sanırım Harry Potter'a ait. Harry Potter evrenine ait hemen hemen her şeyi denemiş durumdayım. İşte bu da Harry Potter evrenine ait en sevdiğim parça. Marauder's Man. Mooney, Petfoot, Wormtail ve tabii ki Prongs'un. Ve en sevdiğim şey bunu kullanabilmeyi çok isterdim. I saw a sliver, I'm up to no good. Ve açıldığında Mischief Managed. Hep bunu söylemeyi istemiştim.